Avrupa Birliği'nden Ankara'ya sert uyarılar. Şebnem Korur Fincancı Türkiye'de işkencenin devam ettiğini açıkladı. İşsizlikte korkutan rakamlar. Günün haberleri başlıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin insan hakları ve yargı konularında gecikmeden somut adımlar atması gerektiğini açıkladı. Ankara'da yapılan Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ikili, akademisyen gözaltıları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararına da değindi. Mogherini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını Ankara'nın uygulamamasının sonuçları hakkındaki soruya, hoşlanın ya da hoşlanmayın, bizim standartlarımız var. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını takip etmeli. Burada herhangi bir çifte standart yok cevabını verdi. Akademisyenlerin gözaltıları konusunda kaygıları olduğunu söyleyen Johannes Hahn da, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının karşılaştıkları duruma karşı demokratik çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz sözlerini kullandı. Görüşmenin yapıldığı saatlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'la sarayda bir araya geldi. Görüşme, Yüksel Kocaman'ın fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Evet, işkence bu ülkenin maalesef bir kara deliğidir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi de olan akademisyen Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'deki işkence soruşturmalarında dudak uçuklatan rakamları ve işkencecilerin yargılanmaktan kurtulmak için buldukları yöntemleri anlattı. 49 kolluk görevlisi hakkında işkence suçundan soruşturma başlatılmış. 49 kolluk görevlisi. Ne kadar az bir sayı aslında. Yani durum çok kötü değil diye mi düşünmeliyiz? Hayır, böyle düşünemiyoruz. Çünkü tam da bu kolluk görevlilerinin ikiz davalar diye tanımladığımız kendilerine karşı açılacak davaları engellemek amacıyla başlattıkları bir süreçten söz etmek gerekiyor burada. Kolluk görevlileri yakalama sırasında kişilerin kendilerine direndiğini, kaçmaya çalıştığını ya da kendilerine saldırdığını iddia ediyor. 26 binin üzerinde insan aslında yakalama sırasında direndiği için, saldırdığı için polise hakkında soruşturma başlatılmış. Nasıl olmuş bu? Şöyle örneklerimiz var. Bir kişi 11 polis memuruna karşı direniyor. O polis memurları o direnme sırasında kendilerine saldıran kişiyi önleyebilmek için bellerindeki kemeri çıkarıp bu kemerle o kişiye vurmaya devam edebiliyorlar. Bolt Medya'ya konuşan Fincancı, Türkiye'de hali hazırda işkence ve insan hakları ihlallerinin devam ettiğine de dikkat çekti. Şebnem Korur Fincancı, programda Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı, akademisyenlere yapılan son gözaltıları da değerlendirdi. Sanıyorum 100-200 milyon euro kadar bir ceza ödemiş Türkiye yargı kararlarını uygulamadığı için. İşkur'a online olarak işsizlik maaşı için müracaat etmenin. Yılın ilk 10 ayında işsizlik ödeneği için Türkiye İş Kurumu'na başvuru yapanların toplam sayısı 1.161.604 kişiyi buldu. Sadece Ekim ayında 140.164 işsizlik ödeneği için İşkur'a başvuru yapılırken İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı da tavan yaptı. 2017'de 2.611.932 olan kayıtlı işsiz sayısı %27'lik artışla 3.215.289 kişiye ulaştı. İmalat, sanayi, inşaat ve perakende sektörlerinde yaşanan daralma ve iflastan korunmak için 3000'den fazla kuruluşun kongordato ilan etmesi dolayısıyla önümüzdeki 2 ayda toplu işten çıkarmaların yaşanmasından kaygı duyuluyor. Soğanın kilosunun 5 lirayı geçmesinden sonra hükümetin talimatıyla stokçuluk yapan ve depoda soğanı olanlar hedef haline geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız talimatının ardından birçok ilden soğan deposu baskın haberleri gelmeye başladı. Yapılan denetimlerde soğan depolarına baskın yapılmıştır. Soğan depoda bulunmuştur. Ankara'dan sonra Mardin'de de Vali Mustafa Yaman'ın himayesinde yapılan baskın haberi basına servis edildi.
Zabıtakilerimce 100 ton yakın soğanı stoklanmış halde bulduk. Bakanlık yetkilileri baskınların ardından soğanın kilosunda 25 ila 30 kuruş arasında düşüş yaşandığını duyurdu.